Ana bo'ldi. Qani. Mana bunday bo'lsa bo'ladi. Men misol tariqasida ko'rsatyapman. Xuddiki mana bunday vaziyat bo'lib qoldi. Faqat bu yerda oson bo'lib qolganligi uchun mana 3 bilan 5 bo'lgani uchun buni 5 ga, buni 3 ga ko'paytirdim. Mana bunday bo'lsa nima bo'ladi mana? Mana bu 0 ga aylantirmoqchiman. Shunda nima qilishimiz kerak? Birdan bularni qayerga kelmaydi, nechiga ko'paytirsak, qanaqa songa ko'paytirsak bir xil natija olamiz. Xuddi umumiy maxraj berganday qilib hisoblab ketaverish kerak. 36 kanoniga aylantira qilamiz. 2 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 60 ni ham kanoniga aylantira qilaylik. Mayli. 2 ga bo'lsak 30, 2 ga bo'lsak demak 15, 3 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 1. Demak qarayapmiz. Bunda bitta 2 ta 2 bor, bunda ham 2 ta 2 bor. Bunda 2 ta 3 bor, lekin bunda bitta 3 bor. Demak buni 3 ga ko'paytirishim kerak. Mana bunda 5 yo'q, lekin bunda 5 bor. Demak buni 5 ga ko'paytirishim kerak. Ha, demak buni yaqinlashishim kerak. Biza deymiz 0 ga aylanish uchun, lekin birovni manfiydan olishimiz kerak. Çünkü hisoblashtirganimizda minus bilan plus hisoblashsa 0 bo'lib ketishi kerak. Tushunyapsizmi shu joyiga? Keyin ben bunu minus kılamam. Minus 5 kılamam. Minus 5'e kupayı etme. İtibar verin. Bu ikinci satırda karayamız. Ben üçüncü satırda yazıp oturmadım. Demedim rakamlar var. Bu bana ahamiyatsız. Fakat bana bunlar soblaştırış yanında 0'ya ilgi bölüşüm gerek. Demi minus 5'e kupayı etme. Şunu da yakalım. Karayın. Ben bir reform açısını yazalımız. Minus 5'ni ikinci satırda kupayı etme. Koşsak üçüncü satırı ko'paytirishimiz kerak. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Endi qarang qanday bo'ladi. Buni minus 5 ga ko'paytirsak 0, 36 ni minus 5 ga ko'paytirsak demak 5 kere 6, 36 tilda 15, 18. Minusdan 180 bo'lar ekan. 1 ni minus 5 ga ko'paytirsak minusdan 5 bo'lar ekan. Minus 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15 bo'lar ekan mana. Endi buni biz 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Mana ana kanon görmede 60'lik 60'ı varını 3'ü kupaytırsınız. Kupaytıramız. 0 3'ü kupaytırsak 0. 60'ı 3'ü kupaytırsak 180. 3'ü 3'ü kupaytırsak 9. Minus 1'ı 3'ü kupaytırsak minus 3. Bana karayın. Karayın bana. Minus 180, plus 180. Şu ne yazdı? İlk kere az 0 bu gider. Sonlaştır geldi. Bana bunu değil bu lafı. 0 ga 0 ni hisoblashtirsak, keyingi vaziyatda bu o'zgarmaydi. 3-chi satrni hisob-kitob qilayotganligimiz uchun 3-chi satrga mana buni hisoblashtirib, 3-chi satrga yozib qo'yishimiz kerak. Chunki 3-chi satrda 0 ga aylanyapti. Tushunyapsizmi? 0 ga 0 hisoblashsa, demak 0 yozamiz. Keyingi nimada? Minus 180 bilan 180 yana 0. 9 bilan minus 5 4, 15 bilan 3, demak 12 ni o'zi. Hayırlı savaş var. Çünkü ne oldu mu şimdi? Ben mamı kilitli bağladık da, bir kılık ki kilitli bağladık. Bir yana kayta kurganızda bu da halısı şu ne oldu buladı. Ben bir de üçüncü saatlerde yazdım. İki de saatlerde misal tarikasında kurs attım. Siz benim savaşım düşünmedi şekilde. Hop. Aytın ki. Hazır mı? Şu en pastdagi satırını nimaga aylantirish uchun 0 ga xohlagan son haligi chiqqan nimani shu hali satırdagi nimani raqamlarni xohlaganingizga ko'paytirib qo'shsangiz bo'laveradimi degandi. Ha, demak siz xohlagan songa deyapsiz. Siz xohlagan son mana bunday ko'rinishni bermaydi, ya'ni bir xil ko'rinishga kelmaydi. Mana qarang, 180 180 bir xil ko'rinishga keldi. Yo'q. Tepadagi pastdagi satrlarga hali farqi yo'qmi deyapman. Ikkalasi ham misol uchun 3 bo'lsa bittasi 5 bo'lishi kerak, bittasi 5 bo'lsa bittasi 3 bo'lishi kerak. Qaysi nima savolga tushunmayapman to'g'risi? Qaysi nazar tutyapsiz? Mana sizga sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, shuni 0 ga aylantirayotganda xato qilmasligi uchun nima qilish kerak? Nima qanaqa qilsa bo'lmaydi? Xo'p, mana shuni 0 ga aylantirishingiz kerak. Buni 0 ga aylantirishingiz kerak. Qarang, e'tibor bering. Mana shu joyga kelganingizda ozroq qiynalasiz. Ozgina.
mana shu joyni nolga aylantirish uchun siz hech qachon eslab qo'ying, siz hech qachon birinchi satrdan foydalanmang. Birinchi satrdan foydalanmang. Sababi birinchi satrdan foydalanib hisoblashtiradigan bo'lsak, birinchi satr ana bu joy nolga aylanmagan. Hisoblashtirganingizda mana bu nolni yo'qotib qo'yasiz. Faqatgina bizda bittagina yo'l qoladi, u ham bo'lsa ikkinchi satrdan foydalanish. İkinci satırdan faydalanışımız gerek. Şimdi uylaşımız gerek. Bize fakat yine ikinci satırdan faydalansak, fakat yine ikinci satırdan faydalansak, kan da yakalıp bana bir yürüne kuşkanımızda nol bu kitada da uylaşımız gerek. Nemege kupa ettirsek, bana bunu nemege kupa ettirsek, bize kuşkanımızda nol bu kitada da uylaşımız gerek. Nemege kupa ettirsek. Demek bize fakat yine bana şu yol bilen, bana anamla kaçın yol bilen nolga aylantirishimiz mümkün. Başka uylap nolga aylantirishimiz kıyım bola. Yani kuddu mahraj bergen be, kasırlı mahraj, umumi mahrajı kiltirgen be kılıp, bulanı ham umumi mamde bir kıl sonra kiltir bağışımız. Şunarlı. Az yana bitti misalda kuramız. Bana bundan kiyinge misal yana şu joyda, şuna kaçın joydan faydalanamız. To'rt tarixdan xuddi shunday foydalanamiz. O'shanda yaxshiroq esda qoladi. Xo'p, bu masalan mana bilan o'chiraman. Buni shunchaki tushunish uchun yozilgandi. Mana bilan o'chirayapman, bilan o'chirayapman, bilan ketdi. Mana biza nolga aylantirdik. Uch burchak ichidagi elementlarni nolga aylantirdik. Mana buni nolga aylantirdik. Endi keyingi qadamni bosishimiz kerak. Biza esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ana shunaqa holatga kelib olganimizdan keyin bir amallab shunaqa holatga kelib olganimizdan keyin yana qaytib, demak, tinglamalar sistemasi yana qaytib yozishimiz kerak. Ya'ni qarang, qanday bo'ladi? Demak, bir turibdi, bir ko'paytirilgan x1, minus 2 turibdi, minus 2 ko'paytirilgan x2, minus 1 turibdi, x3 teng bo'ladi 2 ga. Xuddi yuqorida ko'rganimiz kabi. 0 bo'lganligi uchun x1imiz yo'q. Faqat x2 bilan x3 bor ekan. 3 ko'paytirilgan x2 plus 1 ko'paytirilgan x3 teng bo'lar minus 3 ga. 0 0 bo'lganligi uchun x1 ham yo'q ekan, x2 ham yo'q ekan. Faqatgina x3 bor ekan. 4 ko'paytirilgan x3 teng bo'lar 12 ga. Mana shuni ishlab olishimiz kerak. Buni ham ishlashda aytib o'tdim. Eng pastidan boshlashimiz kerak bo'ladi. Eng pastdan boshlab sekin-sekin tepaga qarab yurish qilib boraverishimiz kerak. Tepaga qarab yurish qilib boraverishimiz kerak. Birinchi ish qilib mana buni ishlab olyapman. Eng pastdan ishlab olyapman. 4 ko'paytirilgan x3 teng bo'lyapti 12 ga. X3 ni topadigan bo'lsam 4 baqa bo'lish bo'lib o'tib ketadi. 12 ni 4 ga bo'lsam 3 bo'ladi. Savolingiz bormi? Yo'q. Endi ikkinchi zinaga ko'tarilishim kerak. İkinci işimiz. Bize bana cevabını bir türlü çekip alıp koysak yaxshiroq bo'ladi o'zimiz uchun. 3 ko'paytirilgan x2 plus qarang. 1 ko'paytirilgan x3 bo'ladi. E'tibor bering. Mana bu yerga e'tibor bering. 1 ko'paygan x3. X3imiz nima chiqdi? X3imiz mana 3 chiqdi. Shunday mana bu yerga qiymatini ketirib qo'yamiz. 1 ko'paytirilgan 3. 1 kere 3 3. Teng bo'ladi minus 3 ga. Bu yerda plus 3imiz tenglikni bu tomoniga minus 3 bo'lib o'tib ketsa, 3 ko'paytirilgan x2 teng minus 3 minus 3 bo'ladi. Shunda qarang, 3 ko'paytirilgan x2 teng bo'ladi minus 6 ga. Bu ko'paytirish tenglikni bu tomoniga bo'lish bo'lib o'tadi. Shunda x2imiz teng bo'lar ekan minus 6 bo'lingan 3. Buni davomini mana bu yerdan yozayapman. X2 teng bo'lar ekan minus 6 ni 3 ga bo'lsak, minus 6 ni 3 ga bo'lsak, minusdan 2. Mana javob chiqdi. Menga mana bular kerak emas endi, hisoblab oldim, faqat mana bu bilan bu qolsa bo'ldi. Qayerda savolingiz bor? Demak, o'chirib tashlayapman mana shuni. Buni o'chirib tashladim. Mana buni o'chirib tashladim. Bu kerak emas. Mana bular kerak emas. Bu kerak emas. To'rt burchakni olganim qolsa bo'ldi.
Hop. Endi. Endi nima qilamiz? Oxirgi mana bu yerga keldik. Uchinchisi. Qarang. 1 ko'paygan x1. X1 ni o'zi 1 ko'paygan x1, x1 ni o'zi minus 2 ko'paytirilgan x2. X2 imiz nima chiqdi? Minus 2 chiqdi. Mana tepasiga yozib qo'yamiz. Minus 2. Qarang. Minus 2 ni minus 2 ni ko'paytirsak minus 2 ga bu bizaga plusdan 4 ni beradi. Minus x3. Minus x3 joyiga 3 keltirib qo'ysak minusdan 3. Teng bo'lyapti 2 ga. 4 dan 3 ayirsak x1 plus 1 bo'ladi. 4 dan 3 ayirsak. Teng bo'lyapti 2 ga. Plus 1 tenglikni bu tomoniga minus 1 bo'lib o'tib ketadi. Shunda x1 teng bo'lyapti 2 minus 1 ga. X1 imiz shunda teng bo'ladi 2 dan 1 ayirsak 1. Qayerda savolingiz bor? Tushunarli. Xo'p, keyingi 3-chi misolga o'tamiz. Keyin Jordan Gauss'ga o'tamiz birdan. Mana bu joyni yaxshiroq tushunish uchun shu uchun ko'p misollar ko'rishimiz kerak bugun. Mana shu 3 ta keyin bu tepasini ham nolga aylantirishimiz usuliga o'tamiz. Xo'p. Buni o'chirib tashladim. Bularning javobi chiqdi chunki menga. Endi 3-chi misolimizga o'tamiz. 3-chi misol. Bugun demak, vazifa sizga ozroq ko'payadi. Xo'p, misolimiz qanday? Demak, kengaytirilgan matritsaga o'tkazib olishimiz kerak. 1, 1, minus 1, 7 bo'lar ekan. İkinci satırımız 1, minus 1, 2 ve 3 bo'lar ekan. Üçüncü satırımız 2, 1, 1 ve 9 bo'lar ekan. Bu bo'yicha menimcha savollaringiz yo'q. Yo'q. X minus Y plus 2 Z, X plus Y minus Z. Doğru, doğru. Anava qildik. Misol berilishini. Endi nima qilishimiz kerak? Biz mana bu yerda elementlarni nolga aylantirishimiz kerakligini o'ylashimiz kerak. Birinchi qaradigan ishimiz. Bu nolga aylanish uchun birinchi satrni minus 1 ga ko'paytirib, bunga qo'shishimiz kerak. Minus 1 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? Minus 1, minus 1, 1 va 7 bu minus 7 bo'ladi. Demak, shuni hisoblab olaman. Birinchi satr o'zgarmaydi. 1, 1, minus 1 va 7. İkinci satır bilan mana bu yozganimiz hisoblashadi. Minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1 imiz 0. Minus 1 minus 1. Minus 2. 1 plus 2. 3. Minus 7 plus 3. Minus 4. Bu bo'yicha ham savollaringiz bo'lmasa kerak. Endi esa menga mana bu yer kerak emas. Buni nolga aylantirishni o'ylashim kerak. Buni nolga aylantirishim uchun men mana buni minus 2 ga ko'paytirishim kerak. Minus 2 ga ko'paytirsam minus 2, minus 2, 2 va minus 14 bo'ladi. Va 3-chi satr bilan hisoblashtirishim kerak. Minus 2 plus 2 0. Minus 2 plus 1 minus 1. 2 va 1 3. Minus 14 9. Bu bizaga minusdan 5. Qayerda savollaringiz bor? Endi mana buni g shaklida nolga aylantirib, o'rnini almashtirib qo'ysak ham esizda bo'lsa, birinchi misolimiz ishlaganimizda maqsadga shu tariqa yetib oldik. Mana buni nolga aylantirsak, g shaklida bo'ladi, ruscha g shaklida mana. Shunda mana bu ikkinchi satr bilan uchinchi satr joyini shunga almashtirsak, bizni ishimiz tugaydi. Demak, uning uchun mana bu nolga ana g shaklida mana quyuqroq chizyapman qarang. Uning uchun biz mana bu nolga aylantirishim kerak.
Bunu nolga aylantirish uchun e'tibor bering. Uni nolga aylantirish uchun nima bo'lish, nima qilishimiz kerak? Hop. Mana buni biz mana 3-satrni, 3-satrni, 3-satrni -2 ga ko'paytirsam, e'tibor bering. 3-satrni -2 ga ko'paytirsam, -1 ko'paytirilgan -2 bu bizaga +2 ni beradi. +2 bilan mana bu 2 ni hisoblashtirsak, mana bu 0 ga aylanadi. Demak, 3-satrni biz 3-satrni -2 ga ko'paytirganda yozib olamiz. 0 bo'ladi, -2 ga ko'paytirsam. 2 bo'ladi. Minusdan 6 bo'ladi va -2 ga ko'paytirsam 10 bo'ladi. Demak, mana shuni davomli berdim yozibdim. Birinchi satr o'zgarmaydi. 1 1 -1 7 ikkinchi satr bilan mana buni hisoblashtiraman. İkinci satır bilan mana bu natijamizni hisoblashtiraman. 0 bo'ladi. -2 bilan +2 yana 0 bo'ladi. 3 bilan -6 bu bize -3 ni beradi. 10 bilan -4 bu bize 6 ni beradi. Endi 0 3-chi satr o'zgarmaydi. 0 -1 3 va -5. Endi joyini almashtirishim kerak. Chunki ruscha agar bo'lib qolsa aytdim sizga, agar shunaqa holatga kelsangiz dedim. Birinchi misolimizda ham aytib o'tdim. Ana shunday bo'ladigan bo'lsa joyini shuni almashtiring. Hossadan foydalanib joyini almashtiring. Joyini almashtirib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? Davom etyapman, qarang. Davomini men berdim yozyapman. 1 1 -1 7 bo'lyapti, joyini almashtirsam qarang. 3-chi satr 2-chi satrga yozamiz. 0 -1 3 -5 2-chi satrni 3 ga tashlaymiz. 0 0 -3 va 6. Mana. Ko'rdingizmi? Demak, mana shu edi bizning maqsadimiz. Mana maqsadga yetdik. Endi buni demak, tenglamalar sistemasiga o'tkazib borishimiz. 1 ko'paytirilgan x baribir 1 ko'paytirilgan x plus 1 ko'paytirilgan y minus 1 ko'paytirilgan z teng bo'lyapti 7 degan. Bu yerda x'imiz yo'q ekan, faqat y bilan z bor ekan. Minus 1 ko'paytirilgan y plus 3 ko'paytirilgan z teng bo'lar ekan minus 5. Bunisi minusdan 3 ko'paytirilgan z teng bo'lar ekan 6 degan. Qayerda savollaringiz bor? Qayer tushunmovchilik bo'lyapti sizga? Savollaringiz bormi? Yo'q. Men buni o'chirib tashlayman, maylimi, ketaversinmi? Faqat mana bu qolsa bo'ldi menga. Mana shu yergacha keldik. Shu yergacha yo'l bosib keldik. O'chira olmayman. Qarang. Endi biz mana bunday ko'rinishda biz pastdan boshlab ishlashimiz kerak. Eng pastdan boshlab. Birinchi chiqilib ishlayapmiz. Demak, -3 ko'paytirilgan z, -3 ko'paytirilgan z teng bo'lyapti 6 ga. Z ni topadigan bo'lsam 6 bo'lingan minusdan 3. 6 -3 ga bo'lsam z imiz teng bo'lar ekan minusdan 2 ga. Endi ikkinchi qadamga, ikkinchi zinani ikkinchi qismiga o'tishim kerak. İkincisini mana bir hisoblab olay. Mana 2. Demak -1 ko'paytirilgan y. +3 ko'paytirilgan z. Z ning o'rniga -2 keltirib qo'yadigan bo'lsak, mana qarang. -2 ni mana bu yerga qiymatini keltirib qo'yadigan bo'lsam, +3 ko'paytirilgan -2. +3 ni ko'paytirsam -2 ga, demak -6 bo'ladi. -6. Z
teng minus ten bir iş. Minus ten altımız teğinlikti bu tamamen ki, minus ten altı bu teğinlik. Minus bir kupayla ilgili teğinlik, minus beş, minus ten altı. Kattasından küçüğünü ayırıp, kattasından iş arasını koyuşun ki. Minus bir kupayla ilgili teğinlik, bir. İlgilik teğinlik olarak bir bölüngen, minus ten bir. Birini minus birge bulsam, minus birini bulsam. Hayırlı sorularınız var. Ne oldu? Şimdi üçüncüsü bu tamam. Üçüncüsü gel. Bir köpeğe x. Diyoruz bir köpeğe y. Karayın. Y'nin kıymetini opkip mabiyat getirip koyatma. Filus bir. Köpeğe tırılgen minus bir. Y'ye minus bir getirip koyatma. Adam için sana kıymeti minus bir çıkıyor. Filus bir. Köpeğe tırılgen minus bir. Bu bize gel. Minus bir de birer. Minus bir. Köpeğe tırılgen minus iki. Karayın itibar verin. Minus bir kupaya tırılgın z tıcağıya minus 2. Minus barını kupaya tırsam minus 2'ye bu bizege plus'tan 2'ni birer. Din bularken 7'ye. Bari bir bana x'de uzı. Bir buldu ama bu madde. Demek minus 1 plus 1. Demek plus 1. Din bulayıp 7'ye. X topsak 7 minus 1. X değil 6. Bana bu oldu. Tapıp aldık. Hayırda sorularınız var? Sorular yok. Az yazı olayın değil mi? Tamam. Şimdi yazı buluşuz bilen Gauss-Jordan usulüge utamız. Gauss-Jordan. Gauss'un resmini gördünüz mü? Yok. Facebook'a taşıp koydum Gauss'unu. Kimligini kanaka yüz kıyafadagi inson bo'lishiga qiziqsangiz bir kirib ko'ring, taşıp koyganman. Gauss deyapti, kanaka odam ekan. Ho, bo'ldi. Chiroyli. Savollaringiz yo'q, ha? Yo'q. Ya, kengaytirilgan matritsaga o'tkazib olamiz. 5, minus 1, 2 ve 12. 3, 8, minus 2 ve minus 25. 1, 1, 4 ve 6. Bize başıdan boş yapılaştık ile yapımız. Bana bu birinci turgen elementini biz bir kılıp alışımız gerek. Hasbirde 5 turptu. Demek bize bunu bir kılıp alışımız için 3. satır bulan o'rinlashtirishimiz kerak. 3-satr bilan o'rinlashtiradigan bo'lsak, qanday bo'lib qoladi, qarang. 1, 1, 4 va 6 3 8 minus 2 minus 25 2-satr o'zgarmaydi. O'rinlashtiryapmiz, 3-satrga 1-satr keladi. Mana. Ana endi nima qilishim kerak? Gauss-Jordan usulida, Gauss-Jordan usulida bize mana şu joyidan xos gaplashib o'tamiz. Gauss'ta bize mana bu uchburchakchani nomga aylantirgan bo'lsak, Gauss-Jordan'da ise tepadagi uchburchakni ham ikkalasini ham nomga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Shunda nima bo'lib qoladi? Shunda mana bu matritsa diagonali, mana bu yerda matritsa diagonali 1 1 1 ko'rinishiga keladi. 1 1 1 ko'rinishiga kelgandan keyin bana bir de turgandı bize x1 deyip olamız. Bir de turgandı ise x2 deyip olamız. Üçüncü satırda turgandı ise x3 deyip olamız. Yani kıymetleri bana şöyle tızılayıp kalar. Cevapları bana şöyle tızılıp kalar. Bana şu usulümüz demek Gauss-Jordan usulü değiladı. Kam pastagilerin nolge eleniş gerek. Kam tepadagi elementlerin nolge eleniş gerek. Va mana bu diagonali bir bir birini berish kerak. Ana shundagina biz mana bu yerdagi tizilib qolgan sonlarni x1 ni javobi, x2 ni javobi va x3 ni javobi sifatida olib ketaveramiz. Demak, mana tiziqchalarni keramiz. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Gauss'dan farqi juda ham katta.
Gauss usulü bilan mutlaqo deyarli o'xshash emas, chunki ikkita tomonini ham nolga aylantirish kerak, diagonallar birga aylanish kerak va javobni bir yerdan qidirishingiz kerak. Gauss esa biroz boshqacha edi. Endi boshladik. Birinchi pastdagi uchburchakni nolga aylantirishni o'ylashimiz kerak. Birinchi o'ylaydigan narsamiz pastdagi uchburchakni nolga aylantirish bo'lishi. Mana buni nolga aylantirmoqchiman. Bunun için minus 3'ü kupaytırıp, bana bunu minus 3'ü kupaytırıp, bunu koşuşup. Minus 3'ü kupaytırken, ben birini yazayım. Minus 3, minus 3, minus 12 ve minus 18. Bana. Birinci satır uzger miydi? Birinci satır uzı, 1, 1, 4 ve 6. İkinci satır bilen, bana bu çıkan neticeyi soğuklaştıramam. 3, minus 3, 0. 8, minus 3, 5. Minus 12, minus 2, minus 14, minus 25, minus 18, minustan 13, 3, 1, 1, 43. Şimdi ise 3. satırga geldik. İtibar verin. 3. satırga geldik. Buradaki 5'ini 0'ya aylantırmak için. Bunun için 1. satırını minus 5'e kupaytırıp 3. satırga koşuşumuz. Minus 5'e kupaytırsak minus 5, minus 5. Minus 20, minus 30. Koşu yukarı diken bu sayı. Bu iki anı soğuklaştırsak 0. Bu iki anı soğuklaştırsak minus 6. İki arasını soğuklaştırsak minus 18. İki arasını soğuklaştırsak 12 bulan soğuklaştırsak minus 18. Şimdi şu yılgeçe sorularınız var mı? Yok, şunları. Zaman avını 6'ya bölüp yukarıyız. 6'ya bölüp yuboramiz. Şunda qanday bo'lib qoladi? Birinchi satır 1, 1, 4, 6. İkinci satır 0, 5, minus 14, minus 43. Üçüncü satır 0, minus 1, minus 3, minus 3. Endi esa mana G shaklida 0'ga aylantirsak bo'lar ekan. 0'ga aylantirsak bo'lar ekan. Onun için üçüncü satırını 5'ye ko'paytirib bunga qo'shsak, minus 5, minus 5 bo'lib qolarkanda, 0 bo'lib ketadi. 3-chi satr 5'ga ko'paytirgan, bu yerda yozaman. 0, minus 5, minus 15, minus 15. Demak, buni davomini yana yozaman. 1-chi satr 1, 1, 4, 6. 2-chi satr hisoblashtirib olamiz. 0 ga 0 ni qo'shsak 0, minus 5 bilan minus 5imiz 0. Minus 15, minus 14, minus 29, bana yetkili çizilecek. Minus 29, minus 43, minus 15, minus 58. Ve üçüncü satır, 0, minus 1, minus 3, minus 3. İtibar verin karın, itibar verin de. G şekli ekip kaldık. Rusça G. Bunda evaz etti bize. İkinci satır bilan üçüncü satır şunu join almıştırışımız gibi. Şunu join almıştıradığımızda değil mi bula? Yani. Join almıştırıp yazadığım bu sak. Bize 1, 1, 4, 6, 0, minus 1, minus 3, minus 3, 0, 0, minus 29, minus 58. Bana, bana bize pastayı üç burçak 0'ya aylantırdı. Şimdi kıradıkaşımız tepadagi üç burçak niye 0'ya aylantırışımız gerek buladı? Eğer numaralar gerek bulmasa ben tepadagi yazgılarım gerek bulmasa uçak. Gide versin mi? Mana bulan uçurdum, bu menge kerek emas. Mana bular endi menge kerek emas. Bulardan foydalanıp oldum. Fakat yine mana bunun devamını tepada yozam. Karın, eğer 29'ını bize 2'ye kupaytırsak, 58 lira. Ben bir de en biri. Demek bize bitti kulasaya kesek buladı ki, bunu bize minus 29'ya bölüp yuvarsak bula. Çünkü 29'ga karralik yerligini ko'rib turibmiz.
29 ga bo'lib yuboryapmiz. Bo'layapmiz minus 29 ga. 3-chi satrni 29 ga bo'lib yuboryapmiz. Davomini e'tibor bering, mana bu yerda yozyapman davomini. Birinchi satr o'zgarmaydi. 1 1 1 4 va 6 o'zicha turadi. İkinci satır o'zgarmaydi. 0 minus 1 minus 3 minus 3. Lekin 3-chi satrni 29 ga bo'lib yuborsak, e'tibor bering. E'tibor bering, 3-chi satrni 29 ga bo'lib yuboryapmiz. 0 bo'ladi. 0 bo'ladi. Minus 29 ni minus 29 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Minus 58 minus 29 ga bo'lsak 2 bo'ladi. Qayerda savollaringiz bor? Savollar yo'q. Savollaringiz yo'q-a? Endi qarang. Biz mana bu tepadagi uch burchakni ham nolga aylantirishimiz kerak. Uchta elementni nolga aylantirishimiz. Biz mana bu 3-chi satrni e'tibor bering. 3-chi satrni 3 ga ko'paytirib, 3 ga ko'paytirib 2-chi satrga qo'shsak 3 minus 3 bo'ladi-da 0 ni beradi. 0 ga aylanadi. Shunday qilsak bo'lar ekan, qarang. Demak, davom etyapmiz. Birinchi satr o'zgarmaydi. 1 1 4 6. Ikkinchi satr o'zgaradi. 3-chi satrni 3 ga ko'paytirganimda mayda yozib olaman. 0 3 ga ko'paytirsak 0 0 3 va 6. Ikkinchi satr bilan hisoblashtiraman. 0 ga 0 0 bo'ladi. -1 bilan 0 -1 ni o'zi -3 bilan 3 0 ni beradi. Minus 3 bilan 6. Demak 3 ni beradi. 3-chi satr o'zgarmaydi. 0 0 1 2. Qayerda savolingiz bor? Nima qildik? 2-chi satrni, 2-chi satrni 1-chi satrga qo'shib yuboramiz. Sababi mana bizga tepadagi uch burchakni ham 0 ga aylantiradigan bo'lsak, -1 +1 mana bu 0 bo'ladi. Mana bu 0 bo'ladi. Demak, shuni hisoblasak qanday ko'rinish oladi, qarang. 1 -1 bilan 1 0. 0 bilan 4, 4 ni o'zi 3 bilan 6, demak 9. 2-chi satrni o'zi 0 -1 0 3. Demak, 3-chi satrni ham o'zi 0 0 1 2. Mana bizga mana bu tepadagi uch burchakni ham 0 qilishimiz kerak. Bu yerda faqat 4 ni o'zi qoldi. 4 ni o'zi qoldi. Uning uchun biz faqatgina 3-chi satrni -4 ga ko'paytirib 1-chi satrga qo'shadigan bo'lsak, -4 ga ko'paytirib 1-chi satrga qo'shsakgina biz demak natija olamiz. Shuni davomini yerdan sig'armikan? Keling yana pastdan yozaman davomini. Davomini pastdan yozyapman. Demak, buni -4 ga ko'paytirganim, mana bu yerdan yozib olay. Mana -4 ga ko'paytirgan 0 0 -4 -8 bo'ladi. Mana ko'paytirsam 3-chi satrni -4 ga mana bunday natija olaman. Endi shu natija bilan 1-chi satrni hisoblashtiraman. 1 bilan 0 baribir 1. 0 bilan 0 baribir 0. 4 bilan -4 0 bo'ladi. 9 bilan -8 1 bo'ladi. 2-chi satr va 3-chi satr o'zgargani yo'q. 0 -1 0 3. Xo'p, 0 0 1 2 mana. Endi mana bizga pastdagi uch burchakni ham, tepadagi uch burchakni ham ko'rib turganingizdek 0 ga aylantirdik. Lekin har doim aytdik, mana bu diagonal hammasi 1 bo'lish kerak. 1 bo'lish kerak. O'rtadagini ko'rib turibmiz. 2-chi satrda joylashgan -1 bo'lib turibdi. Buni biz -1 ga bo'lib yuborishimiz kerak. Shunda -1 ni -1 ga bo'lganimizda 1 degan natija olamiz. Demak, nima bo'ladi, qarang. 1-chi satr o'zgarmaydi. 1 0 0 1. 2-chi satrni -1 ga bo'layapmiz. 0 1 0 3 ni -1 ga bo'lsak -3. 3-chi satr o'zgarmaydi. 0 0 1 2. Mana qarang, e'tibor bering. E'tibor bering. Biz pastdagi uch burchakni ham 0 ga aylantirdik.
tepadagi uchburchakni ham nolga aylantirdik va mana bu diagonal, mana ko'rib turgan diagonalimiz hammasi bir bo'lib turibdi mana. Bir. Endi mana shunday vaziyatga kelganimizdan keyin mana bu birinchi turgan element bizaga x 1 bo'ladi. İkinci turgan element bizaga x 2 bo'ladi. Uchinchi turgan element bizaga x 3 bo'ladi. Shunday qilib x 1imiz 1 ga teng ekan, x 2imiz minus 3 ga teng ekan, x 3imiz esa 2 ga teng ekan. Mana shu usul Gauss-Jordan usuli bo'ladi. Qayerda savollaringiz bor? Ana bize maksatga yetdik. Hisoblab oldik. Xo'p. Endi yana bitta misol ko'ramiz shunga doir. Gauss usulida ishlaganimizda ham xuddi shunaqa natija oldik. Gauss-Jordan usulida ishladik ham xuddi shunday natija oldik. Ikkinchi misolga o'tdik. X minus 2 y minus z teng 2 ga. X minus y minus z teng 1 ga. 2x minus y minus z Ben nimaga qayta-qayta mana shu misollarni tanlayapman. Sababi Gauss usulidagi chiqqan javob bilan Jordan Gauss usulidagi chiqqan javoblar mos kelganini ko'rib, ikkala usuldan ham foydalanib ketaversak bo'ladi. Ikkala usuldan ham bir xil natija olamiz degan maqsadda ma'noda ikkala misolda ham ikkala usulda ham bir xil misollarni tanlayapman. Javoblarini demak bir xil chiqadi, o'shanda hayratlanmasdan ilojimiz yo'qda. İki xil usulda usulimiz bor ekan mana shunday Gauss va Gauss-Jordan usuli. Xo'p. Demak buni birinchi kengaytirilgan matritsa ko'rinishiga o'tkazib boramiz. 1 minus 2 minus 1 va 2. 2 minus 1 minus 1 va 1. Xo'p, 2 1 1 va 3. Qarang. Kengaytirilgan matritsa deyapmiz. Nima uchun oddiygina matritsa ko'rinishiga o'tkazib olamiz demayapmiz? Sababi oddiy matritsada mana bu joyi bo'lmaydi. Mana bu joyi bo'lmaydi. 3 ga 3 bo'lib turadi. Hozir bu ko'rib oladigan bo'lsam, mana bunday ko'rinishdagi matritsa sal u oddiy matritsaga nisbatan bu kengroq, qandaydir kengaytirilgan holatda turibdi. Shuning uchun uni nomini kengaytirilgan matritsa deymiz. Oddiy matritsa demaymiz. Xo'p, buni ishlab oladigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, birinchi elementi, demak, 1 bo'lib turibdi. 1 bo'lib turibdi. E'tibor bering, Mana bu yerdagi demak, uchburchakni va yuqoridagi uchburchakni 0 ga aylantirishim kerak. Ikkala demak, uchburchaklarni 0 ga aylantirishim kerak. Shunda maqsadga yetgan bo'laman. Buning uchun men birinchi pastdagi uchburchakni 0 ga aylantirib olay. Birinchi pastdagi, keyin tepadagi yotam. Birinchi qiladigan ishim pastdagi uchburchakni 0 ga aylantirish bo'ladi. Demak, bu yerda 2 ni 0 qilsak bo'ladi. Minus 2 ga ko'paytirib qo'shishimiz kerak. Birinchi satrni minus 2 ga ko'paytirib, ikkinchi satrga qo'shyapmiz. Minus 2 ga ko'paytirganimizni bu yerdan yozib olaman. Minus 2, 4 va 2 va minus 4. Xo'p, birinchi satr o'zgarmaydi. Davomi. Birinchi satr o'zgarmaydi. 1 minus 2 minus 1 va 2 ni o'zi turadi. Ikkinchi satrni esa hisob kitob qilib olamiz. Minus 2 minus 2 to'g'ri bo'ladi. 4 minus 1 bo'ladi. 2 minus 1 2 minus 1 demak 1 bo'ladi. Minus 4 plus 1 minus 3 bo'ladi. Ana endi biza birinchi satrni minus 2 ga ko'paytirib, uchinchi satrga qo'shib yuborsak ham bo'lar ekan. Xuddi mana shuni uchinchi satrga qo'shsak ham bo'ladi. Nima qo'shadigan bo'lsam, minus 2 plus 2 0, 4 plus 1 5,
Minus 2 plus 1. 3. Minus 4 plus 3. Minus 1. Mana. Devam etsem bo'ladim. Aha. Ana endi boyagi kasrni mahraj berganday qilib o'ylashim kerak. Z ikkinchi satrni 5 ga ko'paytirib, demak, 3-chi satrni 3 ga ko'paytirsak, ikkalasi ham 15, 15 degan natijani oladi. 15, 15. Faqat bittasi minus qilishimiz kerak. Minus 15, mana uni minus 5 ga ko'paytirish. Demak, buni mana bunday formula tarzida yozishimiz mumkin. Minus 5 ko'paytirilgan S2 plus 3 ko'paytirilgan S3. Ya'ni bu yerda satr 2 va satr 3. İkinci satırını minus 5'e ko'paytiramiz, üçüncü satırını ise 3'e ko'paytiramiz. Bu da başıda gaplashganimizdek. Bundan oldingi misollarda gaplashib o'tdik. Demek, ikinci satırını bize, ikinci satırını minus 5'e ko'paytirsak. Nol bo'ladi? Minusdan 15 bo'ladi. Minusdan 5 bo'ladi va 15 bo'ladi. Üçüncü satırını 3'e ko'paytirsak, 0 bo'ladi, 15 bo'ladi, 9 bo'ladi va minusdan 3 bo'ladi. Mana. Buni hisoblab olsak, buni davomini mana bu yerda yozyapman, qarang. E'tibor bering. Birinchi satr o'zgarmaydi. 1 minus 2 minus 1 va 2. İkinci satr o'zgarmaydi. 0 3 1, minus 3. Hisob kitob 3-chi satrda bo'layotganligi uchun, 3-chi satrda hisob kitob bo'layotganligi uchun mana bu ikkalasini hisoblashtirib 3-chi satrga yozaman. İkkalasini hisoblashtirsam 0 minus 15 plus 15 yana 0 minus 5 plus 9 4 minus 15 plus 3 12. Demak mana bizda pastdagi uchburchakdagi elementlarni 0 ga aylantirdi. Qayerda savollaringiz bor? Savollar yo'q, tushunarli. Buni o'chirib tashlamang, nimaga bular kerak emas. Mana bu ham kerak emas. Buni davomini qarang qanday qilamiz. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsak, test tuzuvchi odam shunchalik qilib tuzganki, misolni. Biz 3-chi satrni 4 ga bo'lib yuborsak bo'ladi. 4 ga bo'lib yuborsak bo'ladi. 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, qanday ko'rinishga kelib qolamiz, qarang. Davomini mana bu yerda yozyapman, e'tibor bering. 1 minus 2 minus 1 birinchi satr o'zgarmaydi. Chunki birinchi satrga teginayotganligimiz yo'q. İkinci satr ham o'zgarmaydi. 3-chi satr o'zgaradi. 0, 0, 1 va 3. Qayerda savollaringiz bor? Tushunarli. Endi Z, mana bu ham kerak emas. Bundan foydalanib bo'ldim. 4 ga bo'ldim. Mana bu yerga yozdim. Buni ham o'chirib tashlayman. Maydami ketaversinmi? Buni ham o'chirib tashladim. Endi e'tibor bering. Biz mana bu pastdagi uchburchakni 0 ga aylantirdik. Endi tepadagi uchburchakni 0 ga aylantirishimiz kerak. Agar biz 3-chi satrni minus 1 ga ko'paytirib, minus 1 ga ko'paytirib İkinci satırga qo'shadigan bo'lsam, e'tibor bering, minus 1, plus 1. Minus 1, plus 1, 0 bo'lib ketib qoladi. Mana bu 0 ga aylanadi. Demak, buni minus 1 ga ko'paytiraman. Shunda ko'paytirgan mana pastdan yozib olaman. 0, 0, minus 1, litkalchisi va minus 3. Endi shuni ikkinchi satır bilan hisoblashtiraman. Qarang, birdaniga, uchinchi satırga, birinchi satır qo'shib yuboryapman. 0 ga 1, 1 bo'ladi. Minus 2 ga 0, minus 2 ning o'zi bo'ladi. Chunki mana bu minus 1 bilan plus 1. Minus 1 plus 1, 0 bo'ladi. Yetkan chiziq. 2 bilan 3, 5 bo'ladi. İkinci satrni ham hisob kitob qila olayapman, qarang. İkinci satrni ham hisob kitob qilyapman. 0, mana 0, 3 ga 0, 3 ning o'zi plus 1 minus 1. Plus 1, minus 1 bu 0. Minus 3, minus 3. Minus 6. 2 minus 3. 3-chi satr o'zgarmaydi. 0, 0,
1 va 3. Biz mana bu uchburchak nolga aylantirishimiz kerak. Demak, davom etamiz. Qarang, e'tibor bering. İkinci satırga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, ikinci satırga yaxshiroq e'tibor beradigan bo'lsak, 3 ga karra ekanligini ko'rib turibmiz. Demak, ikinci satırni biz 3 ga bo'lib yuborishimiz mumkin. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, birinchi satır o'zgarmaydi. 1 minus 2 0 va 5. İkinci satırni 3 ga bo'lib yuboryapmiz. 0 1 0 minus 2. Üçüncü satırın uzun 0, 0, 1 ve 3. Bu zamanı tepani 0 kılışımız gerek. Lekin ko'rib turibsiz, minus 2 qolib ketyapti. Bunun için fakat yine biz ikinci satırını 2'ye ko'paytirib, 2'ye ko'paytirib, birinci satırga qo'shishimiz gerek. İkinci satırını 2'ye ko'paytirsak, 0 bo'ladi, 2 bo'ladi, 0 bo'ladi ve minus 4 bo'ladi. Endi devamını ham birini yozyapman. Birinci satır bilan mana bu chiqqan javob hisoblashtiraman. 0 bilan 1 1ni o'zi 2 bilan minus 2 2 bilan minus 2 0 0 bilan 0 0 5 bilan minus 4 demek 1 mana 5 minus 4 ikinci satırını 2 ga ko'paytirib qo'shayapman. Xo'p, ikinci satırning o'zi 0 1 0 minus 2 Üçüncü satırını ham o'zi 0, 0, 1 ve 3. Mana ko'rib turganingizda pastdagi uchburchak ham 0 ga aylandi, tepadagi uchburchak ham 0 ga aylandi ve matrisaning diagonali ko'rib turganingizda birlardan iborat bo'ldi. Biz ham mana bu birinchida turganda biz x1 deb qaraymiz, ikkinchida turganda biz x2 deb qaraymiz, uchinchida turganda esa x3 deymiz. Şunday qilib x1imiz teng ekan 1 ga, x2imiz teng ekan -2 ga, x3imiz teng ekan 3 ga. Mana javoblarga ega bo'ldik. Qayerda savollaringiz bor? Mana shu usul bizga Gauss-Jordan usuli deyiladi. Gauss-Jordan usuli. Hozir Qayerga tushunmay qoldingiz? Muammo bo'lgan joy qayerda bo'ldi siz uchun? Xo'p, eshitaman. Hozir. Ya bo'ldi, tushunarli. Xo'p, savollar yo'q, ha? Mhm. Deb bo'lsa, men 3-chi misolga o'taman. 3-chi misolga o'taman. Qanday qilib ishlaymiz 3-chi misolni? Juda ham oson, faqat ozginagina tushunib olsak bo'ldi, yaqinni olib keta olasiz. Juda ham oson. Anolarni 5talikni 5talik matritsaning determinantini hisoblashni bildiz-u. Bu ham undan-da ko'ra bu osonroq. O'shani tushundingiz-ku, buni ham demak tushunasiz. Bu undan ko'ra bu oson. Xo'p, shunday bo'lsa boshlaymiz. Buni chirib tashlaymiz. Biz kerak. Xo'p, kengaytirilgan matritsani yozib olyapman. Aytib turasiz. Birinchi satrga nima yozay? Birinchi satırga 1 1 1 1 minus 1 minus 1 ha? Hı-hı. Minus 1 7 kaç çizib? 7 7 Endi ikinci satır. İkinci satırga 1 minus 1 2 3 Üçüncü satırda 2 1 1 9 Endi
birinchi yozib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz, keyingi o'ylashimiz kerak. Mana pastdagi elementlar nolga yetkazishimiz kerak. Nima qilsam bo'ladi? Minus 1ni birinchi satrga ko'paytirib, ikkinchi satrga qo'shamiz. Qo'shamiz. Minus 1ni ko'paytirganman, bu yerda yozib olayapman. Minus 1, minus 1, 1, qolsa minus 2. Demak, birinchi satr o'zgarmaydi. 1, 1, minus 1 va 7. İkinci satır bilan hisoblashtirsak 0, minus 1, minus 1, minus 2, 1, 2, 3 bo'ladi, minus 7 bu, minus 4. Endi uchinchi satır, mana buni ham 0 ga aylantirish kerak. Nima qilsam bo'ladi? Minus 2 ni birinchi satrga ko'paytirib, uchinchi satrga qo'shamiz. Demak, minus 2 ni birinchi satrga ko'paytirsak, minus 2, minus 2 va 2 va minus 14 bo'ladi. Uchinchi satrga hisoblashtirsak 0, minus 1 va 3 va minusdan 5. Ne bo'ladi? Hozir bizga yana 10 daqiqa deb ogohlantirdi. Yo'limiz. To'xta. Aha. Eshitaman. Hozir 14 ni 9 ga qo'shish kerak edi, 14 qilib yozib qo'ymadingiz. Mana mana. Minus 2 ko'paytirishim kerak. Minus 2, minus 2 va 2 bo'ladi. Minusdan 14 bo'ladi. Hisoblashtiryapmiz. 2 bilan minus 2, 0. 1 bilan minus 2, minus 1. Ha, endi qo'shasizsa qo'shganingizdan. Maqsad bo'ladi. Qarang. Mana bunday gerlikni o'ylang. Agar buni 0 bo'lmasa, mana gerlikni o'ylang. Nima qilsak bo'ladi? 0 qilish uchun. Bunu ne okuluş için? Hop cevabı zıkkı tepem. Minus 2. Minus 2'ni 1'ye köpe atırıp 2'nci satırda. 3'nci satırda minus 1'de 2'ye köpe atıramız. Genç çıkan salları koşamız. Kare. Kayıt ayetin. Minus 2'ni 1'ye köpe atıramız. Minus 1'ni. Qaysi satrga minus 2 ni ko'paytiray? Qaysi satrga? Ikkinchi satrdagi minus 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. Shunchaki 1 ga. Aha. Uchinchi satrdagi minus 1 ni 2 ga ko'paytiramiz. Keyin mana buni 1 ga ko'paytirishimiz shart emas. Buni 1 ga ko'paytirishimiz. Traversin, mayli, traversin. Buni minus 2 ga ko'paytiraylik. Bo'ldi. Qarang. Mana bu qadamga kelganimizda mana shu qadamga kelganingizda birinchi satrni unuting. Kerak emas bizaga. Biza faqat 2 bilan 3-chi satrlar bilan ishlashimiz kerak. Birinchi satrda hech qanday ishqi bo'lmaydi. Mana bu qadamga kelganda. Mana shu qadamga kelganda birinchi satrni esingizdan chiqaring. Faqat 2 bilan 3 ga qarang. 2-chi satr va 3-chi satrga qarang. Mana buni nol qilishni o'ylashimiz kerak. Demak, boshladik. Xo'p. Uchinchi satrni, uchinchi satrni. Minus 2 ko'paytiryapman. 0, 2 bo'ladi, minus 6 bo'ladi va 10 bo'ladi. To'g'rimi? Endi davom etyapmiz. Birinchi satr 1, 1, minus 1, 7. Ikkinchi satr bilan mana buni hisoblashtiraman. Ikkinchi satr bilan. Qarang. 0 bilan 0, 0 bo'ladi. Minus 2, plus 2, 0 bo'ladi. Minus 6, plus 3, minus 3 bo'ladi. 10 va minus 4, 6 bo'ladi. Uchinchi satrni esa o'zi. 0, minus 1, 3, minus 5. Endi mana bunday G shaklida bo'lib qolgan bo'lsa, biz bilamizki, joy almashtirib yuborishimiz kerak. Joy almashtirib yozadigan bo'lsam, birinchi satr o'zgarmaydi. Ikkinchi satrni o'rniga uchinchi satr keladi. Lekin 3-chi satrga 2-chi satr yozishimiz kerak. Mana biza 3dan 0 ga ega bo'ldik. Hozir vaqt qancha qoldi? 6 daqiqa deyapti. 6 daqiqadan keyin o'chiraman. Qarang. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, e'tibor beringda qarang. 3-chi satrga e'tibor bering. Ikkalasi ham 3 ga karralikanligini ko'rib turibman. Qarang. Ikkalasi ham 3 ga karra. Minus 3 plus 6. İkkalasi 3 ga karralimi? Demak, buni biz 3 ga bo'lib yuborsak bo'ladi. Bo'layapman.
üçge. Üçge bu ne? Şimdi birinci satır uzgarmaydı. Tekin yanımız yok. İkinci satırımız uzgarmaydı. Üçüncü satırını üçge bölüyü yapmaz. Bana. Hayırlı savallarınız var. Şimdi bana bu tip badayı üç bıçayı nol gelendirmek için. Bunu nol gelendirişim için ne kılışım gerek? Öyle kuru için. Üçüncü satırını biri köpürtürüp, minus biri köpürtürüp. Kaç satırdı? Üçüncü satırı köpürtürüp, birinci satırı koşuversek. Karın, birinci satırını koş edeyen bulsak, bana bu nolunu yukatıp koyarız. Bu nolunu yukatıp koyarız. Bu nolunu yukatmasızlığımız için, fakat yine bize üçüncü satırdan faydalanışımız gerek. Üçüncü satırdan faydalanıp, bunu nol kılışımız gerek. Maksak bular. Üçüncü satırdan faydalansak. İkinci satırı koşamız mı hazır? Ha. Bu nol bular şimdi. Bu masa üçge köpaytıramız da üçüncü satırını. Üçge köpaytırsak bular. Üçge köpaytırsak bular. Doğru. Hop, devam etmemiz var. Üçge köpaytırıp koşsak devam. Üçge köpaytırsak nol. Nol minus üç buladı ve üçge köpaytırsak altı buladı. İpek koşu yuvarayalımız. Koşu yuvarsak. Şimdi birinci satır uzgarmaydı. Bir. Bir minus bir. Ve yetti. İkinci satır uzgaradı. Hesap kitap buladı. Nol minus bir. Demek bana buna bunu hesaplaştırmamız. Minus üç plus üç. Nol. Nol bana bu. Nol. Altı buna minus beş. Bir. Üçüncü satır uzgarmaydı. Nol. Nol minus bir. Ve yetti. Şimdi karayın. Bize bana bu nol gelendirmek için. Ne maksak nol bular? Plan uçup da şama bile kire yemez mi? Hani böyle koydularını durduk. Uyla kurun için bana bunu nol kılış için ne kılışımız gerek? İkinci satırdan faydalanmamız mı? Eğer ikinci satırdan faydalansak bir de nol tırttı. Bu tipada turgan elementni bu masalan birinchi satırdan foydalanib, uchinchi satırdan foydalanib, birinchi satırga qo'shamiz. Qilsak bo'ladi. 3 dan foydalansak bo'ladi. 3 dan foydalanish uchun ikkalasi minus turibdi. 3-chi satır minus 1 ga ko'paytirib yuborishimiz kerak. 3-chi satır minus 1 ga ko'paytirib yuborsam, qarang. 0 0 minus 1 minus 1 ga ko'paytirsam 1, 2 ni minus 1 ga ko'paytirsam minus 2. Buni davom etinglar, qarang. Demek ki birinci satır hesaplaşıya 1 bilen 0 hesaplaşsa 1. 0 bilen 1 hesaplaşsa 1. 1 bilen minus 1 hesaplaşsa 0. Yırtkel çizim. 7 bilen minus 2 kadar 5. İkinci satırımız uzgarmaydı. 0, minus 1, 0, 1, 0, 0, minus 1, 2. Karay, bana 3 burçaya 0 gelendirişiniz gibi bir tas kaptı. Bir element kaptı. Ne maksak bula? Ne üçüncü satırdan faydalanıp birinci satırı koşalımız yani. Üçüncü satırdan faydalansak, üçüncü satır bana nol tırptı. Nol bunu nolga aylantıra almaydı. Üçüncü satırdan faydalanıp bulmaydı. Fakat yine ikinci satırdan faydalansak buladı. İkinci satır şurada yine koşuyu başlıyız. Birinci satırı. Hiç nasıl köpaytırış şart değil. Çünkü bu zıkarın. Minus 1, 1 tuttu. Minus 1, 1. Ulaq sablasa bana bir 0 uçtan. Bunu devamını itibar vereyim. Bana bir de yazıklar. Bak, kança uygun olamaz. Hoş. Bir dakika. Koşu yuvar yapmam. 1. 0 ile 1. 1 ile minus 1. 0. Duyam 0. 5 bilan 1 hisoblashsa 6. İkinci satır o'zgarmaydi. 0 minus 1, 0 va 1. Uchinchi satır o'zgarmaydi. 0, 0 minus 1 va 2. Mana.
Qancha vaqt qoldi? Xo'p, davom etamiz. Endi qarang. Biz mana uch burchak nolga aylantirdik, buni nolga aylantirdik va biz mana bu diagonalni e'tibor beradigan bo'lsak, 1 1 1 bo'lmayapti. 1 minus 1 minus 1 turibdi. Demak, biz ikkinchi satrni minus 1 ga ko'paytirishimiz kerak. Uchinchi satrni ham minus 1 ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, qanaqa natijaga ega bo'lamiz? Birinchi satr o'zgarmayapti. İkinci satırımız 0, 1 bula, 0 bula, minus 1 bula. Üçüncü satırımız 0 bula, 0 bula, 1 bula, minus 2 bula. Ana, devam et yapmaz. Ana, bize maksat gittik. Pastaki uçburçak 0 buldu, tepada uçburçak 0 buldu ve diagonal 1'lerden ibaret buldu. Bize bana birinci turgen elementini x1 sıfatı da, ikinci turgen elementini ise x2 sıfatı da, üçüncü turgen elementini ise x3 sifatida olishimiz mumkin, lekin bizda misol berishida x, y, z deb berganligi uchun biz mana bu x1, x2, x3 emas, x, y, z deymiz endi. Shunday qilib x-imiz 6 ga teng ekan, y-imiz -1 ga teng ekan, z-imiz -2 ga teng ekan. Mana javobimiz. 4 tarafga o'tsam bo'ladimi yo bir dam olasizmi? Mayli, to'g'ri. Bitta o'tdik. Oxirgi yakunlovchi misolimiz to'rtalik. E'tibor qilasiz, biroz murakkab bo'lishi mumkin. Xo'p, boshladik. Başladık. Çok başladım. Demek 4 talikte başladık. Nasıl?